Merhaba arkadaşlar, ben Cemil Arslan. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videomuzda bir yağlı boya çalışması yapacağız. Şu anda benim şövalem hazır. Burada üzerine çalışacağım duralitim ve hemen yanında da paletim var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu 30 x 40 cm ebatlarında, şöyle göstereyim. Önü beyaz astarlı, arkası bu şekilde, yaklaşık 4 mm kalınlığında bir duralit. Bunun üzerine çalışma yapacağız. Bunun bu astarlı olan, yani beyaz olan yüzeyini kullanacağım. Bunun üzerine daha önce de çalışmalar yapmıştık. Daha önceki videolarda da hatırlarsınız. Tabii boyut büyüdükçe kalınlığının da büyümesini öneririm. Bu 4 mm bu boyut için yeterli bir kalınlık. Yine hemen yanında paletim var. Aslında bunu kullanmıyorum. Bir cam paleti kullanıyorum. Bunu neden buraya koydum? Ekranda ikisini birden yan yana kayıtta rahatça görebilirsiniz diye. Bunu da şöyle göstereyim. Bakın, hatta bunun şu arkada kalan kısmını palet olarak kullanmıştım. Burada boyaları görüyorsunuz. Bunun da kalınlığı 8 mm. Epey kalın. Bunun üzerine de yine yağlı boya çalışması yapılabilir. Ben bu şekilde duralit olarak, daha doğrusu palet olarak kullanıyorum. Ardından o paletin üzerindeki boyaları temizleyip veya üzerine bir kat astar yapıp tekrar bu hale getirip kullanabiliyorum. Çalışmamızı burada yapacağız. Şimdi hangi renkleri kullanacağız, ona geçelim. Evet, şu anda paletimde renkleri görüyorsunuz. Ben bunları paletin üzerine az önce sıktım. Yukarıdan aşağıya doğru renkleri sırayla söyleyeceğim. En üstte titanium white, yani titanium beyazı. Altında cadmium yellow, cadmium yani kadmiyum sarısı. Hemen altında ham siyena, altında yanık siyena, daha doğrusu raw siyena ve burnt siyena, İngilizceleri bu şekilde. Hemen altında cadmium red, yani cadmium kırmızı. Hemen altında alizarin crimson, yani alizarin kırmızısı. Onun altında burnt umber, yani yanık umber. Hemen onun altında ultramarin mavi ve onun da altında prusyan mavi, yani prusyan blue. Burada 9 renk var. Bu 9 renk benim paletimde olmazsa olmaz, yani mutlaka paletimde kullandığım renkler. Bunun yanına ekstra renk ekleyebiliyorum. İşte ne olabiliyor? Zümrüt yeşili, bazı durumlarda sarının farklı tonlarını veya turuncu gibi. Bu renkleri ekliyorum ama benim paletimde olmazsa olmaz renklerde bu renkler. Artık çalışmamıza geçebiliriz. Evet, çalışmamızın ilk aşamada kayıt kısmında ufak bir aksaklık oldu. Onun için özür dilerim. Ama hemen hallettim. Bu ön aşamadaki çizimleri görüyorsunuz. Burada kahverengi ve yanık siyena ile genel çizgi, kontür çizgilerini ve koyu yerleri belirttim. Ve arka fondan başlayarak devam ediyorum. Bu çalışmada Gibi dizisinden ilk kan karakterini çalıştım. Bu diziyi izleyenler bilirler. Gayet keyifli, güzel bir dizi, ayrıca izlemeyenler için de tavsiye ederim. İlkan karakteri de gayet renkli bir karakter. Bunu da belirteyim. Evet, arka plandan, arka fondan devam ediyorum. Görsel sağ tarafta referans fotoğrafı görüyorsunuz. Fark ettiyseniz görseldeki renk, arka fondaki renkle benim kullandığım renk birebir aynı değil. Bu da çok önemli. Siz kendi renklerinizi, kendi kompozisyonunuz içerisinde belirleyebilirsiniz. Birebir aynısını yapmak zorunda değilsiniz. Kendi yorumunuzu katarak çalışabilirsiniz. Arka fondan, daha doğrusu fondan, arka fon tabiri aslında doğru değil. Fon zaten arka taraf anlamında. Arkadan veya fondan diyelim. Gelerek çalışmak her zaman daha avantajlı. Çünkü geriden ileriye doğru gelirken figürün boyamasında üst üste bindirme yapıyoruz. Bu sayede fondaki rengin üzerine ön taraftaki renklerin binmesi daha doğru bir kullanım oluyor. Bu çalışmada renkleri, daha doğrusu boyaları sürerken çok detaylı, gerçekçi bir şekilde değil, biraz daha kalın fırçalarla daha ekspresif tarzda kullanıyorum. Boyaları daha kalın ve üst üste sürüyorum. Bu iki tarzda kullanabilirsiniz. Daha detaylı, daha gerçekçi görünmesini veya daha boyaların katmanlı ve üst üste fırça izleri belli edecek şekilde daha resimsel
gözükmesini sağlayabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ama ben tarz olarak, yani kendi tarzım olarak daha detaylı, gerçekçi çalışıyorum. Bunu daha çok seviyorum. Bu da, bu şekilde çalışmak da hem keyifli hem de etkileyici bir görüntü sunuyor bize. Yine öncelikle koyu renklerden gidiyorum. Alt katmana koyu renkleri sürerek, üzerine açık renkleri bindirerek boyamamı yapıyorum. Yani ışığın vurduğu parlayan yerleri. Sulu boya videolarından hatırlarsınız, bunu tam tersi şeklinde yapıyorduk. Dolayısıyla eğer o videoları izlediyseniz kafanız karışmasın. Sulu boya ve yağlı boyanın çalışma tekniği, stili daha farklı. Sulu boyada açıktan koyuya doğru gidiyorduk. Birden koyu rengi sürmüyoruz. Katman katman açık renkten gitgide koyulaştırarak, rengi güçlendirerek yapıyoruz. Bunun sebebi boyaya daha hakim oluyoruz. Çünkü sulu boyada hatalar yağlı boya gibi pek fazla kabul edilmiyor. Ve yağlı boya gibi boyaların örtücülüğü yok. Dolayısıyla daha dikkatli ve titiz çalışmamız gerekiyor. Yağlı boya hata kabul ediyor. Dolayısıyla yağlı boyada koyu rengin üzerine biz daha açık bir rengi kullandığımız zaman etkili olabiliyor. Şimdi yağlı boyada da boyaların üzerinde bazı işaretler var, tüplerin üzerinde. Boyanın opak veya örtücü veya yarı opak olduğunu gösteren, eğer transparan yani örtücü olmayan bir boya kullanırsanız alttaki boyayı tamamen kapatmayabiliyor. Bunda boyaları kullanırken kullanacağımız boyaların üzerinde bir kutucuk olur. Bu kutucukta eğer kutucuğun içerisi tamamen boşsa transparan bir renktir. Yarısı boş ise yarı transparan, yarı opak bir renktir. Eğer tamamı doluysa o kutucuğun, bu boya tamamen kapatıcı özelliğe sahiptir. Bunu da dikkate alarak boyalarımızı kullanırsak bizim için daha iyi, daha avantajlı olur. Bu arada bir destek çubuğum var. Bakın, bunu daha önceki videolarda da görmüşsünüzdür. Bu şekilde bir çubuk yardımıyla şövale üzerindeki resmin üst kısmından destek alarak çalışırsanız hem eliniz titremez hem de daha hakim bir şekilde fırçayı sürebilirsiniz. Yani şu an kullanmıyorum. Çünkü daha detay isteyen yerlerde onu kullanırsam daha etkili oluyor. Ama çok fazla detayın olmadığı, mesela şu anki şekilde gölge, koyu renkleri, bakın bu şekilde yapıyorum. Bu şeye, destek çubuğuna ihtiyaç duymuyorum. Böyle bir destek çubuğu edinerek özellikle detay gerektiren noktalarda kullanabilirsiniz. Kullandığım renkleri videonun başında zaten belirtmiştim. Bu renklerle istediğim birçok rengi elde edebiliyorum. Eğer bunların haricinde elde edemeyeceğim renkler olursa da paletime ekstra olarak ekliyorum. Yağlı boyanın genellikle çok zor olduğunu bana söylüyorsunuz, yazıyorsunuz mesajlarda, özellikle Instagram'dan gelen mesajlarda. Tabii yağlı boya başlangıçta biraz göz korkutuyor, doğrudur. Fazla yardımcı malzemesi var, yağlar var, incelticiler var vesaire. Fakat şöyle bir durum da var. Benim en rahat ettiğim teknik yağlı boya. Bu genellikle de böyledir zaten. Az önce de bahsettiğim gibi yağlı boyada hatalarınızı düzeltme şansınız daha yüksek. Mesela akrilik boyayla karşılaştırırsak aynı şekilde yine yağlı boyada hatalarınızı düzeltmeniz daha kolay. Neden? Mesela akrilik boya hemen kuruyor. Fakat yağlı boya hemen kurumaz. Gün içerisinde ara verip çalışmaya devam edebilirsiniz. O kurumayan noktada tekrar düzeltmeler, değişmeler yapabilirsiniz. Fakat akrilik boyada bir boyadığınız zaman orası artık kurumuştur.
o nokta üzerinden tekrar müdahale edemezsiniz. Eğer bir şeyi değiştirmek istiyorsanız tekrar orayı baştan boyamanız gerekecektir. Akrilik boyanın da böyle bir durumu var. Tabii yağlı boya daha uzun ömürlü ve yağlı boyada renkler akrilik boyaya nispeten daha canlı oluyor. Çünkü yağ kullanılıyor. Yağ da canlı gözükmesini sağlıyor. Böyle bir durum var. Akrilik boya su bazlı olduğu için biraz daha mat duruyor. Evet, çalışmamız burada sona erdi arkadaşlar. İkkan karakterini çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yine sizin sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz veya bana Instagram'dan ulaşıp çalışmalarınızı oradan gönderip değerlendirmelerini yapabiliriz. Eğer abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.